Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz dün bir seçimi atlattık. Yeni bir dönem başlıyor gibi bir görüntü var. Peki bundan sonra işte ekonomide ne olur? Bunun üzerine kısa bir konuşma yapalım, bir sohbet edelim diye karşınızdayım. İşte biliyorsunuz dünkü işte bir AK Parti için, hükümet için bir yenilgi vardı ortada. Bundan sonra bunu da en büyük etmenin en büyük sebebi bu ekonomideki bozulmaydı bariz bir şekilde. O yüzden hükümetin bundan sonraki bu süreçte ekonomi düzeltmekten başka bir çaresi yok arkadaşlar. O yüzden ekonomik olarak baktığımızda bundan sonrası biraz daha aslında umutlu olabilir. Çünkü gerçekten bu sonuçta da ekonominin kötü olması sebep verdi. Ondan sonra anayasa değişikliği gündemi bundan sonra olmayacaktır. Şu anda cesaret edeceğini zannetmiyorum böyle bir seçimi. O yüzden de işte yine bir seçim süreci olmayacaktır. Anayasadaki bazı maddelerin değişmesi belki bu ekonomiyi kötü etkileyebilirdi. Onlardan da bir süre daha sakınmış olduk, bir süre daha kurtulmuş olduk. İşte erken seçim ihtimalini beğenmiyorum. Çünkü hükümet dediğim gibi yanaşmayacaktır buna. Çünkü baya bir kötü bir sonuç aldıktan sonra erken seçim topuna girmeyecektir diye düşünüyorum. O yüzden de işte borsada olsun, ekonomide olsun bu belirsizliğin verdiği kötü gidişattan uzak durmuş olacağız. Bu da bizim için yine güzel bir avantajlı bir durum olacaktır. İşte 2028'e kadar dediğim gibi seçim belirsizliği kalmadığı için önümüze bakacağız. Bu belirsizlikler olmayacağı için bizim için güzel bir zaman geliyor bence. Sonra orta vadeli programın içinde tam gaz devam edileceğini mesajını verdiler. Bu da bizim için yine güzel bir şey. İşte bu ekonomi anlayışından vazgeçilmeyeceği bastırılmış oldu, belirtilmiş oldu. Bu da uzun vadede baktığımızda yine ülkemizin ekonomisi için güzel bir şey. Bundan sonra önümüzdeki dönemde biraz daha ekonominin düzeltilmesi için çalışılacağını düşünüyorum. Ve bir tık daha belki elimizi rahatlayabileceği daha güzel bir dönemi yaşayabileceğimizi düşünüyorum. İşte olumlu bakmaya çalışıyoruz belki de. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Bundan sonra her şey daha güzel olur. Bu mesajı hükümet almıştır diye düşünüyoruz. Hepimizin için hayırlısı olsun inşallah. İyi günler.